iyi misiniz? Bizler iyiyiz, şükür. Gördüğünüz gibi işlerimizi yaptık. Üstten şöyle. Ondan öncesinde de doktora gittim geldim. Oğlumu doktora götürdüm. İlaçlarını değiştirdiler. Neyse faranjit. Böyle faranjiti var da şu anda. Ondan o salonda battaniyenin altında yatıyor. Ben de şöyle hemen üstten bir toparladım. Eve geçtim. Mutfağa akşam yemeği için lahana haşladım. Bir de şurada harcını hazırladım onun. Yaprak sarmasının pirincini ya da bulgurunu neyle sarıyorsam. Ben genelde karışık sarıyorum da. Çiğden yapsam da lahana sarmasınınkini kavurarak yapıyorum. Onun harcını kavurdum. Bir tık şöyle soğusun. Şöyle açtırayım. Bu arada da yapraklarım da soğusun. İkisi de sıcaklar. Sonra bunları muhtemelen bir sininin içine koyacağım. Salona götüreceğim. Salonda sararım. Orada yaparım yemeğimi. Sonra getiririm. Burada pişiririm. Öyle düşündüm yani. Şimdi burada ayakta yap. Sarmamı da hazırladım. Çok şükür. Salçalı yağlı su dökeceğim üzerine pişirmeden önce. Vakit itibariyle biraz daha erken. O yüzden şimdilik şöyle ocağın üzerinde kapağını kapatıp bırakacağım. Birkaç saat sonra artık altını yakar pişiririm. Güzel oldu. Çok değildi zaten. Hemen 3 sıra kadar. Az bir şey. Dünden de tavuklu çorbam vardı. Yanına da yoğurt çıkartırım. Bu kadar bize yeterli gelir. Bu sarma da yeter zaten. Daha ne olsun değil mi? Benim çocuklar pişir dediler. Ay döktüm gene ocağa. Ben de o yüzden pişirmeye karar verdim. Şöyle salçalı suyunu içine bıraktım. Kısık ateşte pişsinler. Ben de balkonumu temizleyeyim o arada. Serdim şimdi o geceye kadar kurur. Geceliğin artık yerine bir villa da yaparım. Sererim balkonu. Sarmalarım yumuşacık 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 oldular. Öyle çok ince saramam ben lahanayı. Yaprağı ince sarabiliyorum ama lahanada o kadar usta değilim. Ama lezzeti güzeldi iç harcının. Çünkü tadına baktım. Şimdi bize afiyet olsun. Biz sarmalarımızı yiyelim. Akşam yürüyüşümü de yaptım. Eve gidiyorum şimdi. Çok uzun bir yürüyüş yapmadım ama 2-3 gündür yürüyememiştim. İyi oldu. Sonrası. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum artık eve. Yürüyüşten geldiğim gelirken de minnoş bir alışveriş yaptım. Alışveriş demeye bin şahit ister gerçi. 2 tane böyle enerji içeceği aldım.
Eli eti puf alasım geldi. Ben çok severim. Kendimi düşünerekten aldım bunları. Bir de filtre kahve aldım. Başka da bir şey almadım. Bu akşam dedik ki filtre kahve yapalım. Evde filtre kahvem vardı ama o markayı beğenmemiştik ve kullanmamıştık. Ondan sonra da almamıştım. Ondan şimdi bir tane daha filtre kahve aldım. Bunu da şey yapacağım. Kutusuna koyacağım, ötekini boşaltacağım, atacağım. Şimdi de hemen 3 fincanlık su koydum makineme. 3 fincan kadar yapacağım, bize yeterli gelir. Çünkü ölçü büyük fincan ölçüsü, biz küçük fincanla içiyoruz. Ay, kokuya biraz sonra da evi kaplayacak olan koku nasıl oluyor? Muhteşem oluyor tabii ki. Emir, şurada kahve kutusu var, versene bana. Bunu doldurayım içine. Hangisi? Şişman olan. Hı? Dolu. Tamam, onu dökeceğim. Bir litre kahve var. Hallettim bunları da. Ben yaparken de o oluyor. Mutfağımda kalan kısımları da toparladım. Artık oturma zamanı. Evin içine de yayılan mis gibi kahve kokusu eşliğinde tabii ki. Artık bana müsaade. Etik puflarımız da ne güzel. Videomu sonlandırıyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.